Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internetten bıkanlar için 5 aptal telefonu tanıtacağız. Yabancı kaynaklarda bu içerikler dump phone diye geçer. Dump'ı da Türkçe'ye en iyi aptal olarak çevirebiliriz diye düşündük. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Hemen Onfone'un üretmiş olduğu Footprint ilk telefonumuzda başlayalım. Footprint bence özelinde öncelikle yaşlılar ve böyle acil durumlarda ihtiyaç duyabilecek insanlar için üretilmiş. Yani bu bir dağcı olabilir, bir gezgin, bir kayakçı olabilir, fark etmez. Çünkü telefonun olayı şu arkadaşlar. Üzerindeki SOS butonuna bastığınızda 3 kişiye acil çağrı yapabiliyorsunuz veya o 3 kişiye SMS atabiliyorsunuz. Atabiliyorsunuz derken otomatik atıyor yani. Ücreti 146 pound olan bu cihaz Google haritalar ve GPS yardımıyla sizin konumunuzu belirleyebiliyor. Artı o belirlediğiniz 3 kişi de sizi arayabiliyor. Yani tam bir acil durum telefonu. Ama şu kadar inç ekranı var, şöyle işlemcisi var kısmı boşta. Şimdi gelin Doro Secure 580'e geçelim. Doro Secure için de bir güvenlik telefonu diyebiliriz arkadaşlar. Footprint'ten farklı olarak bir ekranı var ve üzerinde tek tuş değil 4 tane tuş var. Yani bu tuşları atadığımız 4 kişiyi hızlıca arayabiliyoruz. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Secure 580 işitme cihazlarıyla tam uyumlu çalışıyor. Hatta bunu destekleyen bir özelliği daha var. Hoparlörünün sesi çok yüksek. Ayrıca telefonun arkasında bulunan bir tuş sayesinde bastığınız anda GPS'ten konumunuzu belirleyebiliyorsunuz. Üzerinde bulunan batarya 800 mAh yani yaklaşık 10 saatlik bir konuşma ömrü vaat ediyor. SMS atamıyorsunuz fakat alabiliyorsunuz ve yurt dışı satış fiyatı 140 pound. Şimdi geldik Nonfone'a. Nonfone arkadaşlar adından da anlayabileceğiniz gibi eleştirel bir ürün. Yani günümüzde işte sürekli telefona bakan 7/24 telefonuyla takılan insanlara kardeş bir durum biraz da hayata bakın demek için üretilmiş bir cihaz. Şunu da belirteyim zaten kendisi bir Kickstarter projesi. Yani Kickstarter projesi deyince biraz heveslenmiş olabilirsiniz. Yalnız Nonfone'da ortada bir telefon yok. Sadece böyle plasebo gibi elinizde bir tane plastik parça var. İçinde bir cihaz yok, tuş takımı yok, hiçbir şey yok arkadaşlar. Peki bu telefonun olayı ne arkadaşım filan diye merak ediyor olabilirsiniz. Çok normal. Bunun için bir kullanım kılavuzuna göz atmak gerekiyor. O kılavuzda da şunu söylüyor. Ya elinizden telefonu bırakın, sinemaya gidin, doğaya gidin, ormana gidin. Tabii özetle bunu söylüyor. Farklı model seçenekleri bulunan Nonfone'u yurt dışından 5 pound'a bulabilirsiniz. Sıradaki cihazımız Punkt MP01. En önemli özelliği şu, 3 haftalık bir şarj süresi vaat ediyor. Artı rehberine 3000 kişiyi kaydedebiliyorsunuz. Tabii normal bir telefon gibi arama yapayım, SMS alayım, SMS atayım gibi işlemlerinizi de yapabiliyorsunuz. Üzerinde nümerik tuşlar var arkadaşlar. Ek olarak sevineceksiniz bir de takvim uygulaması var. Tabii takvimle birlikte bir alarm uygulaması ve güvenli sürüş içinde Bluetooth'la araca bağlanma özelliği mevcut. Yurt dışı fiyatı da 295 euro. İnternet yok. Sıra geldi son telefonumuza. Son telefonumuzun adı Lightphone. Cihazımızın olayı beni ikinci telefon olarak kullan arkadaşlar. Bunu size anlatacağım. Şunu hemen söyleyeyim. İki farklı renk seçeneği var. Bir de OLED ekranı var. Beni ikinci cihaz olarak kullan ne demek? Ne bileyim cebinde 5 milyarlık 6 milyarlık telefon vardır. Onu denize havuza götürmek istemezsin. İşte Lightphone burada diyor ki dur abicim sen onu götürme beni götür. Peki bunun avantajı ne? Olay şu arkadaşlar. Lightphone'u bilgisayarda bulunan bir yazılımla orijinal telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Telefonunuza derken numaranıza. Yanlış anlamayın. Doğal olarak o numaraya bir çağrı geldiğinde bilgisayar yazılımı sayesinde çağrı direkt olarak Lightphone'a yönlendiriliyor. Ama internet yok. Yurt dışı fiyatı 150 dolar olan Lightphone'un boyutu yaklaşık bir kredi kartı kadar arkadaşlar. Ve ağırlığı da sadece 38 gram. Artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hemen şuraya bir anket hazırladım. Çok önemli bir konuyu merak ediyoruz. Akıllı telefonlar hayatımıza girdiğinden bu yana sosyalleşmemizde bir şeyler eksildi mi? Yani mesela bana soracak olursanız iletişim daha kolaylaştı ama daha mı cıvıklaştı? Bu konuda görüşlerinizi ankette, yorumlarınızı da yorum bölümünde bekliyoruz. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.